Türk sanat müziğinin unutulmaz ismi Zeki Müren'in yakın dostu Göksel'in Çakmak, magazin gündemine bomba gibi düşen iki iddia ortaya attı. Göksel'in Çakmak'ın Zeki Müren ile ilgili iddialarının ilki, yıllar önce manken Yaşar Alptekin'le nişanlanması, ikincisi ise Zeki Müren ve Bülent Ersoy arasındaki ilişki oldu. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay'a konuşan Göksel'in Çakmak, Zeki Müren'in yıllar önce eski manken Yaşar Alptekin'le nişanlandığını iddia etmesi magazin gündemine düşerken gözler Yaşar Alptekin'in açıklamasına çevrildi. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, 24 Eylül 1996 yılında vefat eden Zeki Müren'in ölüm yıl dönümü olması nedeniyle son 18 yılına tanıklık eden ve Müren'le aynı evi paylaşan yakın dostu ve sırdaşı Göksel'in Çakmak'la özel bir röportaj yaptı. Zeki Müren'in kara kutusu olarak da bilinen Göksel'in Çakmak, seneler önce isim vermeden yaptığı tüm açıklamalarındaki merak edilen isimleri tek tek Onur Akay'a açıkladı. Göksel'in Çakmak, Zeki Müren'in yıllar önce eski manken Yaşar Alptekin'le nişanlandığını iddia etti. Onur Akay'ın Zeki Müren'in yıllar önce bir erkek mankenle nişanlandığını açıkladınız. Bu konuyu araştırdığımda ise mankenin Yaşar Alptekin olduğunu iddia edenler oldu. Doğru mu acaba bu isim sorusuna şu yanıtı verdi. Doğru, Yaşar Alptekin o zaman çok ortada ve beğenilen birisi. Nişan yapıyorlar. Yaşar Alptekin o zaman spora gidip geliyor. Eve geldiğinde ayakları kokuyor. Zeki Müren derdi ki fare leşi gibi koku. Tahammül edemediğim bir şey bu. Ne yazık ki nişan yüzüğünü attım. Onur Akay'ın Zeki Müren Bülent Ersoy'u sever miydi sorusu üzerine Göksel'in Çakmak, Zeki Müren Bülent Ersoy'u hiç sevmedi. Nedeni gazetecilerin Bülent Ersoy'u Zeki Müren'e mukayese etmeleriydi. Hiçbir zaman adını anmadı. Bülent'in lafını hiçbir zaman kullanmadı. Eğer gittiğimiz yerde onun kaseti çalıyorsa bir başka bahaneyle hemen orayı terk ederdi. Dinlemeye tahammülü bile yoktu. Bülent Ersoy'u anarken ameliyat olduğu için altın makas derdi ifadelerini kullandı. Çakmak röportajda Zeki Müren'in Ajda Pekkan'a tokat attığını da açıkladı.